Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bu videomda çocuk mantısı çalışacağız. Tek beden olarak, dikişsiz tek beden olarak. Video uzun süreceği için ben pile kısmına başladım. Şimdi arkadaşlar önce ip tanıtımımı yapayım size. İpim Superlana Alize Midi. 100 gram, 170 metre uzunluğunda. Renk numarası arkadaşlar, ona da bakacağım. Şiş numarası 5 ve 7. Ben 6 numaralı şişle başladım. %75 akrilik, %25 yün ipimiz. Tekrarlayayım arkadaşlar. Color 56, lot numarası 46787. Çok güzel rengimiz. Kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama rengi çok güzel. Yine her zamanki gibi örneğim ters ve düzden oluşuyor. Pilesini ördüm. Pile kırmasını beraber yapalım. 240 ilmek attık arkadaşlar. 240 ilmek 25 santim. Şöyle santimini de göstereyim ben size. Şöyle ölçelim. Tam 25 santim arkadaşlar. Ben şimdi şöyle anlatayım size. Şöyle bir şablon çıkardım. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra da pile kırmasına başlayacağız. Şimdi 8 zive katlarından oluşuyor örneğimiz. 8 ters ve düzle başlıyoruz. Daha sonra 4 ters, 8 düz, 8 ters, 8 düz, 8 ters olarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda 12 ilmek kala 4 tersle bitiriyoruz. 4 tersle bitirdikten sonra tekrar 8 ters düz. Yani 8 ters düzle başlıyor, 8 ters düzle bitiyor. 4 tersle başlıyor, 4 tersle bitiyor. O sağda ve solda 4 ters bırakmamızın sebebi pileleri kıracağımız için, orada pileleri kırarken anlayacaksınız. O yüzden sağda ve solda 4 ters olarak bırakıyoruz. Arada kalan ilmekler 8 düz 8 ters, 8 düz 8 ters, 8 düz 8 ters olarak gidiyor. İsterseniz örneğimizde de şöyle bakalım kaç tane düzümüz olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 14 tane düzümüz olmuş arkadaşlar. Tersimizde şu 4 tane tersleri saymadan, sağdan ve soldan 4 tersi saymadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane de tersimiz olmuş. 14 düzümüz, 13 tane tersimiz var arkadaşlar. Şimdi pile kırmasını yaparken şöyle yardımcı bir şişiniz olursa çok iyi olur. Yardımcı şiş derken arkadaşlar şöyle arkası olmayan bir şiş olsun. Bu çorap şişleri var biliyorsunuz. Beşli şişler. Onlardan bir tane alırsanız iyi olur. Şunu da anlatayım arkadaşlar. Düz tarafı burası. Tersten başlarken bunu da anlatayım ben size. Şu taraftan başlarken arkadaşlar. İlk başladığımız yer burası biliyorsunuz. Buradan başlarken karıştırmayalım arkadaşlar. 8 ters düzümüz yaptık, yani lastiğimizi yaptık. Ön tarafa ters olarak geçebilmesi için 4 düz olarak başlıyoruz. Bu tarafa ters geçebilmesi için lastiğimizi örüyoruz. 4 düzümüzü örüyoruz. Daha sonra ters düz, ters düz 8'er ilmek örerek geliyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde yine 4 düzle bitiriyoruz. 8 tane lastiğimizi koyuyoruz. Şimdi pile kırmamıza başlayalım arkadaşlar. Böyle misinalı bir şişle başlarsanız daha rahat örersiniz. Çünkü tek parça halinde öreceğiz bu mantomuzu. Sadece kolları ayrı öreceğiz. Yani önü ve arkayı birlikte örüyoruz. Şimdi lastiğimize başlayalım. İkinci ilmeğimiz düz, üçüncü ilmeğimiz ters, dördüncü ilmeğimiz düz, beşinci ilmeğimiz ters, altıncı ilmeğimiz düz, yedinci ilmeğimiz ters ve sekizinci ilmeğimiz düz. Bakın arkadaşlar, lastiğimiz düzle bitmeli. Şimdi artık pile kırmaya başlayacağız. Pile kırmayı nasıl yapacağız? Düzler hep üstte kalacak, tersler altta kalacak. Tersle düzü birleştireceğiz. Şimdi şöyle şişimizi alalım. 4 tane tersimizi alalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu 4 tersi alta geçiriyoruz. Şişimizi bu tarafa doğru itelim. Şöyle yapacağız arkadaşlar, bakın. Şişlerden çıkarmadan iki şişimizi de aynı hizada tutup buradaki 4 düzle arkadaki tersi birleştiriyoruz, sırayla birleştiriyoruz. Yani ilmekleri azaltıyoruz gitgide. Evet, öndeki düzümüzü alıyoruz, arkadaki tersimizi alıp birleştiriyoruz. Öndeki düzümüzü alıyoruz, arkadan tersimizi alıyoruz.
Yani bu şekilde ilmeklerimiz de azalmış oluyor arkadaşlar. Kızım ne oldu sana? Bakın. Evet. Son ilmeğimiz kaldı. Önden düzümüzü alıyoruz. Arkadan tersimizi alıyoruz. Ve birleştiriyoruz. İlk birleştirmemizi yaptık. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Neden burada 4 tane bıraktığımı anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu tarafa doğru kırdık. Şimdi buradaki 4 düzümüzü alıyoruz. Şöyle 4 tane düzümüzü alalım. Bu tarafa doğru şimdi getiriyoruz. Bakın. Şimdi buradan 4 tersi. Buradaki 4 ters yine arkada kalıyor. Bakın arkadaşlar, düzler hep üstte, tersler altta kalıyor. Şimdi buradan 4 düzümüzü aldık. Buradan da 4 tersimizle beraber öreceğiz. Düzümüzden aldık. Bir de tersimizden aldık. Birleştirdik. Düzümüzden aldık. Bir de tersimizden aldık. Birleştirdik. Tek oyaladığı yer bu pileler arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Düzümüzden aldık. Bir de tersimizden aldık. Birleştirdik. Benim bu milim biraz ince olduğu için kalınlığı bulamadım arkadaşlar. İnce almak zorunda kaldım. Şimdilik bununla mecburen idare edeceğim. Bir de şu şeyler var. Saç örgüleri için aparatlar var. Ondan varsa evinizde o da olur arkadaşlar. Ama bu daha rahatlık diye bundan aldım ben. Evet. Son düzümüzü örüyoruz. Tersten aldık, düzümüzden aldık. Ve ne yaptık? Birleştirdik. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi sırayla hep düzler üste gelecek şekilde pile kırmalarımıza devam ediyoruz. Bakın. 4 tersimi alıyorum bu sefer. Arka tarafa doğru götürüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? 4 terste 4 düzümüzü birleştiriyoruz. Buradan alıyoruz bir ilmek. Bakın. Birleştiriyoruz. Buradan alıyoruz bir ilmek. Buradan alıyoruz bir ilmek, birleştiriyoruz. Buradan alıyoruz bir ilmek. Buradan alıyoruz bir ilmek, birleştiriyoruz. Son ilmeğimizi alıyoruz. Buradan da son ilmeğimizi alıyoruz ve birleştiriyoruz. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir geldiğimizde terse dek geliyor, bir geldiğimizde düze dek geliyor. Ama her seferinde düz üste kalacak, ters altta kalacak. Düzümüzden 4 tane kaldı. Onları alıyoruz. Bu taraftaki düzümüzde. Şimdi bu tarafa doğru getiriyoruz. Buradan 4 tane tersle beraber düzümüzü birleştiriyoruz. Evet. İkinciyi yapıyoruz. Buradan tersten alıyoruz. Evet. Üçüncü birleştirmeyi yapıyoruz. Bu dediğim aparatı kalın bulmaya çalışın arkadaşlar. Bu çok ince. O yüzden zorlanıyorum ben. Evet. Şimdi dördüncü düzümüzü alıyoruz. Dördüncü tersimizi alıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar. İki tane pile kırmamızı yaptık. Pilelerimizi yaptık. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Terse dek geldik şimdi. Dört tane tersimizi alıyoruz. Dört ters kaldı burada zaten. Alıyoruz. Tersi ne yapıyoruz? Arka tarafa doğru geçiriyoruz. Evet. Düzden alıyoruz. Tersten alıyoruz. Birleştiriyoruz. Yani tersleri iptal ediyoruz arkadaşlar. Düzden alıyoruz. Tersten alıyoruz. Birleştiriyoruz. Tersten alıyoruz. Evet. Dördüncüyü alıyoruz. Bitiyor. Evet. Dördüncü tersimizi de alıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar pilelerimi yapacağım arkadaşlar. Pile kırmalarımı yapacağım. 4 tersim kaldığında hemen döneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar pile kırarak aynı şekilde son kırmamızı da yapıyoruz. Pilemizi bitiriyoruz artık. 1 2 3 ve 4. Son 4 düzümüzü aldık. Son 4 tersimizle birleştiriyoruz ve son pile kırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Pilemiz bitiyor. Evet, şöyle yapıyorduk. Düzden alıyorduk, tersten alıyorduk.
İkisini bir örüyorduk. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Pile kırarken düz olarak örüyoruz. Zaten örerken de belli olmuştur. Düzden kırıyoruz. Son birleştirmeyi yapalım. Evet. Şöyle yapayım arkadaşlar. Pile kırmamız tamamen bitti. Artık kış işimizi şöyle koyabiliriz. Pile kırma bittikten sonra son 8 ilmeğimizi de lastik örüyoruz. Ve bu kısmı artık bitiriyoruz arkadaşlar. Önce bir sayalım kaç tane pileleri kırdıktan sonra kaç ilmeğimiz kaldı onu sayıp hemen size söyleyeceğim arkadaşlar. Şuradan başlayayım. Evet arkadaşlar toplam 128 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 128 tane ilmeğimizi bu baştaki 8 ilmeğimizle sondaki 8 ilmeğimizi artık haraşa örüyoruz. Ön taraf düz arka taraftan ters olarak başlayacağız. Şimdi ben haraşayı düzden öreceğim arkadaşlar. Haraşayı tersten ören varsa tersten yapabilir. Ben haraşamı düz olarak başlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane haraşamı ördüm arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. Örgümüzün arka tarafındayız. Arka tarafında olduğumuz için ön tarafta düz öreceğiz. Arka tarafta ters olarak başlıyoruz. Sıra sonuna kadar, son 8 ilmek kalıncaya kadar ters olarak örelim arkadaşlar. Ters örelim. Evet arkadaşlar, ters olarak ördük, bitirdik. Son 8 ilmeğe geldik. 2, 4, 6, 8. Ne yapıyorduk? Artık lastiği bitiriyoruz. O son 8, ilk 8 ilmekle son 8 ilmeğimizi haraşa olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi ilk 8 ilmeğimizde son 8 ilmeğimizi haraşa olarak örüyoruz. Diğer tarafları ön taraftan düz, arka taraftan ters olmak üzere bir 20 sıra öreceğiz. 20 sıra ördükten sonra bir ölçelim arkadaşlar nasıl olacak. Ona göre kol ayrımına başlayacağız. Şimdi ilk ilmeğimizi açıyoruz. 1, 2, 3. Başını doluyoruz. 2 ilmeğimizi kesiyoruz. 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, haraşamızı da ördük. Şimdi ben önden düz, arkadan ters olmak üzere 20 sıra öreceğim. Tekrarlıyorum arkadaşlar. İlk 8 ilmeğimizi, son 8 ilmeğimizi haraşaya çevirdik. Bir sıra ters gittikten sonra ön tarafa geldik. İlk ilmeğimizi açtık. Düz olarak örmeye devam ettik. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. 20 sıra gittim. 20 sıra gittikten sonra düğme iliğini açacağım. Düğme iliğini aralıklara şöyle vereceğiz arkadaşlar. Düğme iliğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 sıraya bir düğme iliği açacağız. İkinci düğme iliğimizi açıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. 1 doluyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Tek ilmeğe düşürüyoruz. Evet, haraşamız kaç taneydi? 8 taneydi. Sayalım. 2, 4, 6, 8. Şimdi 4 sıra daha gideceğiz arkadaşlar. Şurada 2 tane haraşa oluşması için daha sonra koltuk altı kesimine başlayacağız. Yani 4 sıra derken arkadaşlar 1, 2, 3, 4. Şimdi ben 4 sıramı tamamlayayım. Dört sırayı tamamladık. Burada iki tane haraşamız oluştu. Şimdi arkadaşlar artık kol kesimine başlayacağız. Üç parçaya böleceğiz. 35 yanlar yani önler, 58 de arkaya bırakıyoruz. Şimdi buradan 35 ilmek örüyoruz arkadaşlar. İlk ön sağ yani ilikli bölümü yapıyoruz arkadaşlar. 35 ilmek örüyoruz. 35 ilmek ördükten sonra geri dönerken kol kesimine başlayacağız. Yan bandımızı örelim, lastiğimizi, haraşamızı. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.
Bakın arkadaşlar, tekrar göstereyim. İlikten sonra 4 sıra gittik. 4 sıra ne oluyor? 2 tane, 2 diş haraşı oluşturuyor. Onu tamamladıktan sonra 35 ilmek ön tarafı örüyoruz. Yani ilk taraftan başlayacağız. 35 ilmek örüp dönerken de keseceğiz arkadaşlar. 35 ilmeğimizi ördük. Şimdi dönüyoruz. Evet, 3 ilmek keserek ilk kol kesimine başlıyoruz. 2 ve 3. Şimdi örelim. Arkadan ters, önden düz olarak örelim. Şimdi ikinci defa kesiyoruz. İlk kesim 3 kesmiştik arkadaşlar. Şimdi 2 keseceğiz. 1 ve 2. Şimdi ne oldu? Toplam 5 tane kesmiş olduk. İlk kesişimiz 3'tü. Şimdi 2 kestik arkadaşlar. Şimdi arka tarafa örelim, ön tarafa örelim. Kol kesimine geldiğimizde bir kesim daha yapacağız. Yani 2 tane daha keseceğiz. Ondan sonra kol kesimimiz bitiyor arkadaşlar. Yakaya kadar öreceğiz. Son kesimimizde yapalım. 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar ne oldu? 3 kestik, 2 kestik, 2 kestik. Toplam 7 tane ilmek eksilttik ön tarafta. Yani kol kesim toplam 7 tane yaptık arkadaşlar. Şimdi ben bunu yaka boyunca öreceğim. Yakaya geldiğimde yaka kesimini beraber yapacağız. Yalnız yakaya kadar gelirken arkadaşlar 9 haraşo arası, 9 diş haraşo arası düğme iliğimizi unutmayalım. Şöyle geleyim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. Şimdi ilk ayrımımızı yaptık. İlikli taraftan 35 ilmek ayırdık. Daha sonra 3 ilmek bir kestik, gittik geldik. 2 ilmek bir kestik, gittik geldik. 2 ilmek bir kestik. Toplam 7 tane ilmek eksildik. Kaç ilmeğimiz kaldı şimdi? 28 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. 28 ilmeğimizi yaka boyunca öreceğiz. Yakaya geldiğimde hemen döneceğim arkadaşlar. Tekrarlayayım. Düğme iliğimiz 1 2 3 4 5. 4 haraşo sonra 3. düğme iliğimizi açacağız. Düğme iliklerimizi unutmayalım. Yakaya kadar örelim. Evet arkadaşlar, kol kısmını da tamamladık. 4. düğme iliğimi de açtım. Şöyle sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4. 4. düğme iliğini açtıktan sonra ilk sıra haraşo oluşacak burada. İlk sıra haraşodan sonra şöyle ilk önce 10 ilmeğimizi kesiyoruz. Lastik kısmımız tamamen kapanıyor artık. 2 3 ve 10. 10 ilmeğimizi kapattık. Şimdi bu taraftan örüyoruz. Arka taraftan da örüyoruz. Evet, ön taraftan ördük, arka taraftan da ördük. Tekrar kesme bölümüne geldik. Yaka kesme bölümüne geldik. 3 ilmek kesiyoruz arkadaşlar. İlk 10 kestik. Şimdi 3 kesiyoruz. 2 ve 3. Tekrar ön taraftan ve arka taraftan örelim. Evet, ön taraftan ve arka taraftan ördük. Son kesimimizi yapacağız arkadaşlar. 10 3 ve 1. 14 ilmek toplamda kesmiş olduk arkadaşlar. Şimdi burada 14 ilmek kalması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet. Şimdi 9 ilmeğimizi örüyoruz. İki, dört, beş. 5 ilmeğimizi bırakıp dönüyoruz. Bunu arkadaşlar omuza eğim yapmak için, omuz kısmına eğim olsun diye. Şimdi 5 ilmeğimizi bıraktık. Arkadan örüyoruz, arka taraftan.
dönüyoruz. Şimdi 9 ilmek bırakacağız. Burada 5 ilmek vardı. 4 ilmek de burada bıraktık. Toplam 9 ilmek. Tekrar dönüyoruz. Şimdi bu tarafta örüyoruz. Evet, arka tarafta kesim işlemimizi yapıyoruz artık. Evet, bir zincir çekip şöyle yapayım. Bu tarafta kol işlemini bitirdik. Şimdi arka tarafta hemen kesme işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Bakın. 1 2 Şimdi 56 tane ilmek öreceğiz. 2 tanesini kestik. 58 bırakmıştık arkaya. 58 ilmeğin 2 tanesini kestik. 56 ilmek öreceğiz. Diğer taraftan da 2 ilmek kestiğimizde 54 ilmek kalacak. Şimdi mantomuzun arka tarafına başladık. Evet, dönüyoruz. Arkadaşlar, karıştıracak olursanız buradan 35 ilmek kalacak, sayarsınız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. 35 ilmeğimiz kaldı bu tarafta. Döndük. 2 ilmek de buradan kesiyoruz. 1 ve 2. Şimdi sıra sonuna gelelim. Ters örgümüzü örerek. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Dönüyoruz. Şimdi tekrar 1 ve 2. 2 ilmek daha kestik. Toplam 4 ilmek kestik. Şimdi sıra sonuna gelelim. Diğer tarafta da 2 ilmek keseceğiz. Diyoruz. Bu tarafta da 2 ilmek kesiyoruz arkadaşlar. Bir, iki. Şimdi sıra sonuna gelelim. Son kesimimizi yapacağız. Evet, dönüyoruz. Son kesimimizi yapıyoruz artık arkadaşlar. Bir ilmek kesiyoruz. Önlerde 7 ilmek, arkada 5 ilmek arkadaşlar. Önde 7 ilmek kesmiştik biliyorsunuz. Burada 5 ilmek kestik. 2, 2, 1. Sıra sonunda bir ilmek daha keseceğim. Ondan sonra omuz kısmına kadar öreceğim arkadaşlar. Omuz kısmına kadar ördükten sonra evet, dönelim. Arkadan da son kesimimizi yapıp sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra arka kısmı ben omuza kadar geleceğim. Omuza kadar geldikten sonra hemen döneceğim arkadaşlar. Şimdi sıra başına geleyim. Evet, şöyle arka kısmına da başladık. Arka kısmını artık arkadaşlar ben ilerletip hemen dönüyorum. Bakın arkadaşlar, yaka kesimine kadar, daha doğrusu yaka kesiminden sonra 8 sıra daha örüyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Şuradan bu yaka kesiminden sonra 8 sıra daha ördük. 8 sıra ördükten sonra arkadaşlar
Şimdi kol kesiminden sonra 48 ilmeğimiz kalmıştı. 5 sağ taraftan, 5 sol taraftan kesmiştik. 2-2-1, 2-2-1 toplam 5 ilmek kesmiştik. 58 ilmeğimiz vardı, 48 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arkadaşlar, omuzumuzda kaç ilmek kalmıştı burada? 14 tane ilmeğimiz kalmıştı. Burada da 14 ilmeğimizi öreceğiz. 14 ilmek sağda, 14 ilmek solda bırakacağız. Ortada kalan 20 ilmeğimizi keseceğiz. 14 ilmeğimizi örelim. 2, 3, 4, 14. 14 ilmeğimizi bıraktık. Şimdi ortada kalan 20 ilmeğimizi keseceğiz. Sonda 14 ilmek kalıncaya kadar. Toplam 48'de biliyorsunuz. 14 sağda, 14 solda kaldığında ne oluyor? 28 ilmek oluyor. Ortada 20 ilmek keseceğiz. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 20 ilmeğimizi keselim. Evet, ortayı kestik arkadaşlar. Boyun boşluğumuzu kestik. 20 ilmek kestik. Şimdi burada kaç tane ilmeğimiz kaldı? 14 tane ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şimdi ne yaptık burada? Burada örerek gelmiştik. Burada bir sıra öreceğiz. Arkalı, önlü. 2, 3, 3 ve 14. Şimdi arka tarafı da örelim arkadaşlar. Ön tarafa geldiğimizde omuz eğimi yapacağız. Omuzlarda eğim yapacağız. Arka tarafı da örelim. Arka tarafı örerek geldik. Şimdi ön tarafa ne yapıyorduk arkadaşlar? Son 5 ilmeği bırakıp dönüyorduk. Şimdi son 5 ilmeğe kadar örelim. İki, dört, beş. Evet, 5 ilmeğimiz kaldı. Dönüyoruz. Ön tarafa geldik. Ne yapıyoruz? 9 ilmek bırakıyoruz sonda. 5 ilmeğimizi örelim. 2, 4, 5. Kaç kaldı burada arkadaşlar? 5 ilmek bırakmıştık. 4 ilmek daha bıraktık. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ilmek bıraktık. Dönüyoruz. 5 ilmeğimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir sıra gidip arka tarafta kesiyorduk. Şimdi bir sıra gidelim. Evet, bu tarafı bitirdik. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Arka tarafta kesiyoruz. Burayı da kesip diğer tarafa geçiyoruz. Evet, bir zincir çekelim, kilitleyelim. Evet, bu tarafı bitirdik. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada boşluk olmaması için şuradan tek ilmek alıyorum. Birleştirmek için. Buradan ilmeğimiz çoğalmaması için ilk başta hemen kesiyorum orayı ki ilmeğimiz çoğalmasın arkadaşlar. Burada boşluk olmaması için. Evet, sıra başına kadar örelim. Aynı diğer omuzda yaptığımız gibi burada da eğim vereceğiz. 5 ilmek kala döneceğiz. 9 ilmek kala döneceğiz. Son kalan 5 ilmeği örüp, ön sırada örüp arka sırada keseceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde yapacağız. Evet. Bakın arkadaşlar, 20 ilmeğimizi kestik. Arka tarafı da bitirdik. İliksiz olan kısma geçiyoruz arkadaşlar. Yani sağ tarafa. Sol tarafı yaptık. Sağ taraftan başlayacağız. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 3, 2, 2 olarak kesiyorduk. Yani toplam 7 tane ilmek kesiyorduk. Şimdi bu taraftan misinalımızı bu tarafa getireceğiz arkadaşlar. Bu taraftan kol kesimine başlayacağız. Şimdi 3 keserek başlayalım. 1. Önce ipimizi buradan bağlayalım. 2 ve 3.
Evet, ön taraftan ördük. Arka taraftan da ördük. Geldik arkadaşlar. Şimdi iki keseceğiz. Diğer tarafta yaptığımız gibi. Bir, iki. Evet. Düz taraftan ve ters taraftan örüp yapıyoruz. Son kesimimizi yapıyoruz. Arkadaşlar, kısa kısa gösteriyorum video uzamasın diye. Bunu birinci bölüm olarak paylaşacağım. Ondan sonra ikinci bölüm paylaşacağım. İkinci bölümde de kapşonunu ve kollarını paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi son kesimimizi yapıyoruz. Bir ve iki. Toplamda 7 ilmek kestik arkadaşlar. 3, 2, 2. Şimdi yakaya kadar örüyoruz. Yakaya gelince hemen döneceğim arkadaşlar. Dümdüz artık öreceğiz. Şimdi yaka kesimini şuradan sayacağız arkadaşlar. Bakın. Yani ölçmeden buradan sayarak yapabiliriz. En alttan sayalım haraçaları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yani daha kolay olur arkadaşlar. Ölçmeden hemen kesime yaka kesimine başlarız sağ tarafta. Şimdi haraçalar tam 30 tane diş oluncaya kadar öreceğiz. 30 tane diş olduktan sonra hemen yaka kısmına başlayacağız. Yaka kısmını keseceğiz. Şimdi arkadaşlar, yaka kısmını nasıl kesiyorduk? Önce 10 ilmek, daha sonra 3 ilmek, daha sonra 1 ilmek. Daha sonra örerken önce 5 ilmek bırakıyorduk. Daha sonra gidiyorduk, geliyorduk, 9 ilmek bırakıyorduk. Daha sonra son kalan 5 ilmeği örüp ön tarafta dümdüz örüp arka tarafta kesiyorduk arkadaşlar. Şimdi video daha çok uzamaması için ben yaka kısmına kadar öreceğim. Yaka kısmını da kestikten sonra birleştirirken hemen döneceğim arkadaşlar. Sağ tarafı da bitirdik arkadaşlar. Omuzlarından birleştireceğiz. Şöyle kavşonuyla kolları kaldı arkadaşlar. Onu da ikinci bölümde beraberce yapacağız. Şöyle düz tarafını çevirip ters tarafından şöyle yapıyor. Yani içe doğru geliyor. Buradan omuzları birleştirelim. Şöyle. Bu kenarda kalan küçük ipi de kullanalım. O da bitsin. İçe doğru yedirmiş olalım. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar, her zamanki diktiğim gibi. Bu zincir görülen yerden içeriden alıyorum. Buradan da içinden alıyorum. Bir zincir. Bir zincir çekip alıyorum. Burada görünen zincir yerler arkadaşlar, bakın, buradan da içinden giriyorum ve çekiyorum. Buradan giriyorum. Buradan. Yani zincirlerin hep içinden giriyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu ip artık buraya kadar. Evet. İçinden çekiyoruz. Arkadaşlar, bu her iki tarafı da böyle yaparak dikiyoruz. Evet, buradaki ipi de, kenarda kalan ipi içe doğru yedirdim. Şimdi burayı da bu kalan iple dikeceğim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Aynı bu şekilde alıyorum. Arkadaşlar, bu kalan ipleri değerlendirmek için içe doğru hem yedirmiş oluyorum hem de dikiyorum. Evet, buradan şöyle alıyorum. İçe giriyorum. Buradan da içe giriyorum. Ben ipi hem yedirmiş olacağım hem de dikmiş olacağım bu şekilde. Şu zincirleri atlamadan yapalım arkadaşlar. Bakın. Bir de sıkı çekmeyin. Yani sıkı olmasın burası. Gayet bol bırakalım.
Bu şekilde her iki tarafı da dikeceğim arkadaşlar şimdi. Omuz işlemi, dikiş işlemini de bitirdim. Şöyle yakından göstereyim. Evet, mantomuzun önü ve arkası beraber bitti arkadaşlar. Kapşonu ve kollarını da ikinci bölümde beraberce yapacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.